Yeniden merhaba herkese, ben Özge Oktar. Şu anda video izlediğiniz kanalımda göz makyajı ile ilgili videolar paylaşıyorum. Bugün ise oluşturduğum bir serinin bonus 3. videosunu izliyorsunuz. Bu hangi seri? Wet n Wild markasının Comfort Zone paleti ile oluşturmuş olduğum bir makyaj serisi. 5 adet makyaj videosu ve artı bonus 1 ve artı bonus 2 ve bu da artı bonus 3. video olmak üzere tam 8 adet bu palet ile makyaj yaptım. Eğer elinizde bu paletten varsa 5 videomu ve artı bonus 2 videomu izlemediyseniz aşağıdaki açıklamalar kısmına linklerini bırakıyor olacağım. Veya videonun içerisinde çıkacak olan küçük bilgi kutucuğuna tıklayarak da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Daha fazla konuşmadan hemen bonus 3. videoma başlıyorum. Öncelikle paletteki şu rengi bir karıştırma fırçasıyla göz kapağımın katlanma bölgesine uygulayacağım. Bunun için kullandığım fırça her zamanki gibi Sephora'nın 13 numaralı karıştırma fırçası. Bu noktada karıştırma işlemine devam ederken gözümün dış kısmına geldiğimde, yani şu noktaya geldiğimde İçe doğru bir üçgen çiziyorum. Yani burada bir yine yan bir V çiziyorum aslında. Daha sonra paletteki bu rengi alıyorum. Bunu bir far fırçasıyla, benim kullandığım fırçam MAC'in 239 numaralı, böyle farı tamamıyla göz kapağınıza uygulamaya yarayan kare, düz, sıradan bir fırça. Bununla o rengi tüm göz kapağıma uyguluyorum. Uyguladığım bu iki farı karıştırma fırçasıyla karıştırıyorum. Daha sonra göz altlarıma geçeceğim. Önce concealer uygulaması yapıyorum. Bunun için Essence'ın Stay Natural Concealer'ını kullanıyorum. Benimkinin numarası ise Soft Nude 03 numara. Göz altlarımı hemen transparan bir pudrayla sabitliyorum. Bunun için her zamanki gibi Rimmel London'ın Stay Matte pudrasını ve MAC'in 129 numaralı pudra fırçasını kullanıyorum. Daha sonra gözlerime tekrar geri dönüyorum. Göz kapağımın katlanma bölgesinde kullandığım bu rengi göz altlarıma da bir karıştırma fırçasıyla uyguluyorum. Bir eyeliner fırçası alıyorum. Benim kullandığım fırça MAC'in 266 numaralı eyeliner fırçası. Ve paletteki bu en koyu rengi alıyorum. Bu rengi kullanarak alt kirpik diplerini dolduracağım. Orada ince bir çizgi, bir hat oluşturacağım. Fakat göz pınarlarıma kadar gelmeyeceğim. Neredeyse göz bebeğimin hizasına kadar bu renkle orada bir hat oluşturuyorum. Oluşturduğum bu hattı bir kalem fırçayla iyice dağıtıyorum. Gözlerimin iç alt kısmına MAC'in Teddy isimli kahverengi göz kalemini uyguluyorum. Daha sonra minik bir fırça alıyorum. Bu Sephora'nın bir fırçası. Numarasını bilmiyorum. Bir set halinde almıştım. Siz de böyle minik küçük göz pınarlarınıza rahatlıkla uygulayabileceğiniz, rahat bir şekilde çalışabileceğiniz minik bir far fırçası kullanabilirsiniz. Ve bu rengi alıyorum. Şuradaki rengi. Ve göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Bu noktada aydınlatırken biraz da alt kısımda içe doğru, göz bebeğime doğru yaklaşıyorum. Tam olarak yaklaşmasam da çok ileri gitmiyorum ama biraz bu şekilde alt kısma doğru ilerliyorum. Biraz daha yukarı kısma doğru çıkıyorum. Daha sonra eyeliner uygulamasına geçeceğim. Ben bunun için Flor Mar'ın eyeliner kalemi kullanacağım. Çok kalın bir eyeliner uygulaması yapmayacağım. Eğer siz isterseniz eyelinerınızı daha kalınlaştırabilirsiniz. Eyeliner
eyeliner uygulamasını bitirdikten sonra maskara uygulamasına geçiyorum. Bunun için de Gosho'nun Wonder Volume adlı bu yeşil kapaklı maskarasını kullanacağım. Yaptığım bu makyajı beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve daha sonra kanalıma yükleyeceğim göz makyajı videolarından anında siz de haberdar olabilirsiniz. Ve beni Instagramlarından da takip edebilirsiniz. Orada da güncel olarak yaptığım göz makyajı videolarının görsellerini paylaşıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz diyeceğim fakat öncesinde şu açıklamayı yapmak istiyorum. Bu seriye göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Her bir videonun altına çok güzel yorumlar yazdınız. Her birine cevap vermeye çalıştım. Yazdığınız yorumların içinde çok güzel öneriler vardı. Bu öneriler The Balm'ın, Pastel'in ve Flormar'ın paletleriyle de böyle seriler oluşturmamla ilgiliydi. Bu fikir bir kere kesinlikle çok güzel bir fikir. Ve gerçekten aklıma çok yattı bu fikir ve bu markaların paletleriyle ilgili de videolar çekeceğim, seriler başlatacağım. Bunun da haberini vermiş olayım. Fakat bundan sonraki video dediğim gibi Comfort Zone paletiyle yaptığım bir video olmayacak. Neyle ilgili olacak bilmiyorum. Çünkü elimde şu anda başka markaların daha önce aldığım farları var. Tekli farları, jel farları, jel kremsi farları. Birçok far var elimde. Artık yavaş yavaş onları denemek istiyorum. Fakat dediğim gibi, sizin de önerdiğiniz gibi başka markaların paletleriyle de makyaj serileri çekeceğim. Hiç merak etmeyin. Bunun dışında başka söyleyecek bir şeyim var mıydı? Galiba başka söyleyecek bir şeyim yok. Tekrar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.